Allah'ım, engin rahmet hazinelerine müracaat ediyor. Hidayetimizi, takvamızı, iffetimizi ve gönül tokluğumuzu ziyadeleştirmeni diliyoruz. Bela cenderilerine maruz kalmaktan, şekavet vadilerine yuvarlanıp bedbaht olmaktan, hakkımızda takdir buyuracağın acı kazadan ve düşmanlık besleyen insafsızların şamata ve eğlence malzemesi olmaktan yine senin sonsuz şefkatine sığınıyoruz. Bilebildiğimiz yahut bilemediğimiz ne kadar iyilik ve güzellik varsa, şimdi ve sonra o güzelliklerin hepsiyle bizleri sevindir. Bütün hamdü senalar sanadır ya Rab. Kendisinden yardım dilenilecek ve tevekkül edip inayetine sığınılacak da yalnız sensin. Sonsuz güç ve kudret de sadece sana aittir. Senin kulun ve nebin, bizim Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayır ve iyilik adına senden ne dilemişse biz de onların hepsini diliyor ve o masumlar masumunun sığındığı bütün şeylerden de senin yüce dergahına iltica ediyoruz. Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Şüphesiz ben senin kulunum ve gücüm yettiğince sana verdiğim sözlerimde durmaya ahdettim. Bilerek ya da bilmeyerek içine düştüğüm kötülüklerden dolayı senin affına sığınıyorum. İhsanlarının sınırsızlığına rağmen sana karşı içine düştüğüm isyanlardan dolayı bin pişmanım. Bağışlamak şanından olan yüce Rabbim, bu aciz bendeni de bağışlayacağını ümit ediyorum. Çünkü günahları senden başka bağışlayacak hiç kimse yoktur. Rahmeti sonsuz Rabbimiz, senden gönüllerimizin derinliklerine her zaman orada kalacak bir hav hissi yerleştirmeni istiyoruz. İstiyoruz ki o hav hissi senin sevip hoşlanmadığın şeylerden bizi sakındırsın. Habibi Ekrem'in gibi biz de senin cemali ba kemalini müşahadeye ve sana vuslata şevk diliyoruz. Bizi cennete götüren yol saydığın ilim yolundan ve ibadetlerin en faziletlerinden biri olarak tavsif buyurduğun tefekkür ibadetinden uzak düşürme. Nezdindeki sırlar ve zararları def eden ismin hürmetine, esgaza içine düştüğümüz günah ve ayıpları tekrarlamaktan bizi muhafaza buyur. İlim öğrenme sevdasıyla yanıp tutuşan, öğrendiklerini hayatına tatbik etmek için didinip duran ve bu çizgide sabit kadem olan bahtiyarlardan eyle. Resulün Hazreti Muhammed'in aleyhisselam lisanıyla beşeriyetin gönlüne akıttığın, yine bir zaman onlarla dostun İbrahim peygamberi imtihan ettiğin, onun da taslamam yerine getirdiği ve bunun üzerine seni insanlara önder yapacağım diye buyurduğunda İbrahim'in aleyhisselam neslimden de imamlar çıkar dediği ve senin zalimler ahdime nübüvvete nail olamazlar ferman ettiğin kutsi kelimelerle gönüllerimizi ziynetlendir. Ya Rab, bizleri o zürriyet içindeki hayırlı nesillerden eyle. Yollarımızı takva dairesinde hareket edenlere mihmandarlık yapan kutluların yollarıyla kesiştir. Allah'ın adıyla ondan medet dilenerek, ona sığınarak ve müminler Allah'a dayanıp güvensinler emrine ittiba ederek ben de ikrar ederim ki gerçek güç ve kuvvetin yegane sahibi Allah'a güvendim. Ona inandım. Hakkımdaki hükümlerine razı oldum. Ona dayandım ve
Yunus peygamber gibi şöyle nida ediyorum. Ya Rabbi, sensin ilah. Senden başka yoktur ilah. Sübhansın. Bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim. Ey yüceler yücesi Ali, ey azim, ey halim, ey alim, ey semi', ey basir, ey müeyyid, ey kadir, ey hay, ey kayyum, ey rahman, ey rahim, ey hu, ey hu, ey evvel, ey ahir, ey zahir, ey batin, ey azamet ve kerem sahibi, ey nam-ı celili çok yüce olan Rabbim. Affını ve inayetini umarak dergahına sığındım, bahtına düştüm. Ne olur dualarımı kabul buyur. Allah'ım, nurunla bizi dosdoğru yola hidayet eyle ve huzurunda hep sadakatle kullukta bulunma payesini bize de lütfet. Lütfet ki Allah'ım, dillerimiz sürekli senin zikrinle meşgul, bedenimiz bütün uzuvlarıyla senin emrine itaat içinde olsun. Kalplerimiz yalnız senin marifetinle dolsun. Ruhlarımızı müşahaden ile kanatlandır. Latifelerimizi yakınlığınla taçlandır. Sen her şeye kadirsin. Senden dünyanın gelip geçici cazibedar güzelliklerine karşı zühdümüzü ve nezdindeki derecelerimizi artırmanı diliyoruz. Ey kalplerin ancak yakınlığıyla sükun ve itmiyana erdiği, hayatın sadece lütfu ihsanlarıyla başladığı ve devam ettiği, ünsüyle ve dergahının kapısını hep açık tutmakla salih ve mukarreb kullarının gönüllerine ferahlık salan, ölümü ve hayatı yaratan, dilediklerini sait kılıp yakınlaştıran, müstahakları da şaki eyleyip uzaklaştıran, kalp gözünü kendi iradeleriyle görmez hale getirenleri dalalet çukurlarına atan, temiz gönülleri sırat-ı mustakime ulaştıran, fakirliğe maruz bırakan ya da zenginlikle serfiraz kılan, kullarını imtihan eden, dilerse affeden, her şeyi takdir buyuran ve irade ettiklerini kazasıyla varlık sahasına çıkaran yüceler yücesi Allah'ımız, biz katiyen inanıyoruz ki olup biten her şey senin ezelde takdir buyurduğun büyük planın birer parçası olarak meydana gelmektedir. Rabbim, senin kapından başka hangi kapıya yönelebilir? Senden başka kime teveccühte bulunabilirim? Ululuk ve azamet tahtının yegane sultanı sensin. Güç ve kuvvet de yalnız sana aittir. Yüce Rabbim, maksud-ı hakiki sen iken başka kim maksat ittihaz edebilirim ki ben? Biricik mabud sen iken başka kime ubudiyette bulunabilir? Kapının kulu bu benden. Bütün hazineler senin tasarrufun altındayken benim ihtiyaçlarımı senden başka kim karşılayabilir?